أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı. Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki kendi nezdinde inkârcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin. Ve ta ki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyen içinde kalacakları güzel bir mükafatla müjdelesin. Ve ta ki Allah evlat edindi diyenleri uyarsın. Bu hususta kendilerinin de babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz ne dehşetli bir söz. Ama onların iddia ettikleri sırf yalandan ibaret. Şimdi bu söze inanmazlarsa, demek sen onların ardına düşüp, neredeyse kendi kendini yiyip tüketeceksin. Biz, dünyada bulunan her şeyi ona bir zinet kıldık. Böylece insanlardan kimin daha iyi iş gerçekleştireceğini ortaya koymak istedik. Ve elbette biz, onun üstünde ne varsa hepsini kupkuru yapıp dümdüz edeceğiz. Ne o? Yoksa sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız Ashab-ı Kehf ve Rakim'in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil. Vakta ki o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz! Katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle. Bunun üzerine mağarada onları uykuya daldırdık. Nice yıllar öylece kaldılar. Sonra da o iki takımdan, Ashab-ı Kehf ile hasımlarından, hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladıklarını ortaya koyalım diye, onları uyandırdık. Başlarından geçen olayı biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine tam iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini ve yakinlerini arttırdık. Kalplerine kuvvet ve metanet verdik de onlar ayağa kalkıp Rabbimiz dediler, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yönelmeyiz. Şayet böyle bir şey yapacak olursak, gerçek dışı pek saçma bir söz söylemiş oluruz. Şu bizim halkımız var ya, işte onlar tuttular, ondan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduklarına dair açık delil getirmeleri gerekmez miydi? Uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kim olabilir ki? Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz, haydi öyleyse mağaraya çekilin ki, Rabbiniz rahmetini üzerinize yaysın, işinizde size kolaylık ve fayda ihsan etsin. Onlara baksaydın görürdün ki, güneş doğunca mağaralarının sağından dolaşır, batarken de sol taraftan onları makaslardı. Onlar da mağaranın genişçe dehlizinde bulunuyorlardı. İşte onların böylece uyumaları Allah'ın alametlerindendir. Allah kime hidayet verirse doğru yolda olan odur. Kimi de hidayetten mahrum eder şaşırtırsa artık imkanı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın. Sen onları uyanık sanırdın. Halbuki gerçekte onlar uykudaydılar. Yanları ezilmesin diye biz onları kah sağa kah sola çevirirdik. Köpekleri ise mağara girişinde ön ayaklarını yaymış vaziyette duruyordu. Onları görseydin sen de ürker,
derhal dönüp kaçardın. İçin korku ile dolardı. İşte onları nasıl uyuttuysak, öylece de uyandırdık. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Birisi, ne kadar uykuda kaldınız diye sorunca, bazıları, bir gün, belki bir günden de az, diye cevap verdiler. Diğerleri de, uykuda ne kadar kaldığınızı tam tamına ancak Rabbiniz bilir, dediler. Siz onu bırakın da, açlığımızı gidermeye bakalım. Şu akçeyi verip, içinizden birini şehre gönderin de, baksın hangi yiyecek daha hoş ve helal ise, ondan size azık tedarik etsin. Bir de gayet nazik ve tedbirli davransın. Varlığınızı ve bulunduğunuz yeri sakın hiç kimseye hissettirmesin. Çünkü onlar, sizi ellerine geçirirlerse, ya taşa tutar, ya da kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de ebediyen felah bulamazsınız. Fakat bizim takdirimiz başkaydı. Nasıl onları uyutup sonra uyandırdıksa, aynı şekilde öbür kullarımızı da Ashab-ı Kehf'in durumundan haberdar ettik ki, Allah'ın haşir vaadinin gerçeğin ta kendisi olup, hakkında hiçbir şüphe olmayacağını onlar da anlasınlar. Derken onları bulan halk, kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışmaya girişti. Bazıları, onların anısına bir anıt dikin. Biz gerçek durumlarını anlayamadık. Onların Rabbi hallerini pek iyi bilir. Derken görüşleri ağır basan müminler ise, mutlaka onların yanı başlarına bir mescit yapacağız, dediler. İnsanların kimi, onlar üç kişiydi. Dördüncüleri de köpekleriydi, diyecekler. Bazıları da beş kişiydiler. Altıncıları da köpekleriydi, diyecekler.